Bir önceki videoda bir fonksiyonun grafiğine bakarak türevinin grafiğini çizmiştik. Bu videoda ise yine bir fonksiyonun grafiğinden yola çıkarak ters türevinin grafiğini çizmeye çalışacağız. Evet, ters türev. Bir fonksiyonun ters türevi aslında türevi o fonksiyon olan bir fonksiyondur. Çok açıklayıcı oldu. Kulağa oldukça karmaşık geldiğinin farkındayım. işte bunun için hemen bir örnek vermek istiyorum. Diyelim ki elimizde fx fonksiyonu var f(x)'in f(x)'in ters türevi evet ters türevi f(x)'tir. Büyük f ile. Büyük f ile gösterilir. Eğer bir fonksiyonun ters türevini göstermek isterseniz büyük f harfini kullanırsınız. Ve f(x)'in yani ters türevin türevi f üzeri böyle bir kesme işareti x ile gösterilir. Bu f(x) eşittir. Peki bu konuyu açıklığa kavuşturduğumuza göre devam edebiliriz. Burada f(x)'i görüyorsunuz. Şimdi yapmamız gereken ise fx'in hangi fonksiyonun türevi olabileceğini düşünmek. İntegral konusunu işlediğinizde işlerken bu konuyu çok daha yakından inceleyeceksiniz. Ayrıca bilmeniz gereken bir şey daha var ki aslında bu fonksiyon birden fazla fonksiyonun türevi olabilir. Biz bu videoda bu olasılıklardan birini çizmeye çalışacağız. Evet gelin buraya fx'in türevi olan y eşittir büyük fx'i çizelim. Evet buraya çizeceğimiz fonksiyonun türevinin bu şekilde görünmesi gerekiyor. Yani bu grafikten bu grafiğe geçerken türev almamız gerekiyor. Bir düşünelim bakalım, bu fonksiyon neye benzemeli? Türevine baktığımızda bu ilk aralıkta, morla çizeyim şöyle, bu ilk aralıkta, x'in 0'dan buradaki değerine kadar olan bu aralıkta eğim sabit ve pozitif 1'e eşit. O halde bu aralıkta eğim sabit ve 1'e eşit olan bir doğru çizmem gerekiyor. Birden çok ters türev fonksiyonu olabilir dememin sebebi ise eğimiz sabit ve 1'e eşit olan, eğimimiz sabit ve 1'e eşit olan birden fazla doğru çizebilecek olmam. Gelin bu olasılıklardan birini çizmeye çalışalım. Mesela bu şekilde eğimiz sabit ve 1 olan doğruyu çiziyorum. Eğimiz sabit ve 1. İşte böyle. Bu noktada ise fonksiyonu tanımlı ya da tanımsız yapabilirim. Türeve bakalım. Bu noktada tanımsız. Evet, fonksiyonun tanımlı ya da tanımsız olması bana kalmış bir durum. Fonksiyon bu noktada çok büyük ihtimalle süreksiz. Aslında bu şekilde olmak zorunda değil ama ne demiştik? Biz olası fonksiyonlardan birini, bir tanesini çizmeye çalışıyoruz. Gelin fonksiyonu bu noktada tanımlı hale getirelim. Süreksizlikse, süreksizlikse türevi bu noktada tanımsız hale getirecek. Evet, birinci aralık bitti. Öyleyse ikinci aralığa geçebiliriz. İkinci Aralık birinci aralığın bittiği bu noktadan başlayıp bu noktaya kadar devam ediyor. Türev bu aralıkta sabit ve eksi 2'ye eşit. O halde eğim sabit ve eksi 2 olan bir doğru çizmemiz gerekiyor. Biraz önce çizdiğimiz bu doğrudan 2 kat daha dik bir doğru olacak. Tam bu noktadan başlayarak, eğimi eksi 2 olan bir doğru çizebilirim. Bu aralık bu aralığın yarısı gibi göründüğü için de tahminen doğru bir çizim yaptım. İşte böyle. Bir saniye, biraz daha iyi çizebilirim bence. Türev grafiğinde de görebileceğimiz gibi bu aralıktaki eğim 1'e eşit. Buradaki eğim ise eksi 2'ye eşit. Türev grafiğine bakalım. Evet, burada da aynı şeyi görüyoruz. Daha önce de söylediğim gibi bu mavi doğruyu istediğim gibi aşağıya da yukarı hareket ettirebilirim. Burada oluşturduğum gibi sürekli bir fonksiyon oluşturmak zorunda değilim bu ters türev fonksiyonu çizmenin birçok değişik yolu var. Evet, şimdi sıradaki aralığa geçelim. Bakalım bu aralıkta neler olacak. Bu aralık için turuncu kullanalım. Ve burada eğim oldukça fazla ve 2'ye eşit. Daha sonra azalmaya başlıyor. Bu noktada 0 oluyor. Burada. Ve 0'dan sonra giderek negatifleşmeye başlıyor. Peki tüm bunlar ters türev konusunda bize ne anlatıyor olabilir? Şu ana kadar sürekli olarak çizdiğim bu fonksiyonun sürekli olarak devam etmesini istiyorum. Evet, bu noktada eğim 2'ye eşittir. Burası eksi 2'ydi. Burada 2 olacak. Bu noktaya kadar giderek daha az pozitif olmalı. Mesela bu noktada hala pozitif. Ve bu noktada. Evet, buralarda bir yerlerde olduğunu varsayıyorum, 0 olacak. Evet, tüm bunlardan yola çıkarak burada bir parabol çizmem gerektiğini anlıyorum işte aşağı bakan bir parabol. Tekrar ediyorum, eğim bu noktada oldukça fazla ve 2'ye eşit. Daha sonra giderek azalıyor ve burada 0'a eşitleniyor. Buradan sonra ise eğim negatifleşmeye başlayacak ve giderek daha çok negatif hale gelecek. Bu davranışı da bu şekilde çizebiliriz. Bu son bölümü bir daha çizmek istiyorum. Bakın burada bir simetri görüyorsunuz. Bu aralıkta eğimin pozitif olduğu oranda bir negatiflik bu aralıkta mevcut. İşte aynı simetriyi burada da yaratmamız gerekiyor. Evet sanırım bu daha başarılı bir çizim oldu. Ve son olarak bu aralıkta eğim sıfıra eşit. Sıfır. Evet sürekli bir fonksiyon çizmek zorunda değilim. Eğim sıfıra eşit olduğunda ise eğimi olmayan yani yatay bir doğru çizmem gerekir yatay doğruyu buraya çizebilirim. Böylece burada fonksiyon süreksiz olur. Ya da bu şekilde çizerek ters türev fonksiyonumu sürekli hale getiririm. Bu doğru parçalarını istediğim gibi aşağı ya da yukarı oynatabilirdim. Bunu yaptığımda türev yine aynı olur ama burada çizdiğimiz sürekli fonksiyonu elde edemeyebilirim. Ve böylece f(x)'in olası ters türevlerinden birini çizdik. Bu ters türev fonksiyonu türevi f(x) olan bir fonksiyona ait olabilir.